أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا وقرّه اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون إلى آخر الآية صدق الله العظيم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun Habibi alemlere rahmet, محمد Muhammed Mustafa صلى الله تعالى aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam olsun. Allah celle celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Rabbimiz duyduklarımızla amel etmeyi bize nasip eylesin. Allah celle celaluhu dinlediklerimizi hayatımızda yaşamayı ve uygulamayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle başlayalım. Efendimiz Aliye salatu vesselam buyuruyor ki kim Allah için bir ilim meclisinde toplanırsa ya da Allah için Allah'ın ayetlerini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinlemek için bir araya gelirse Allah'ın melekleri kanatlarıyla o kimseleri kuşatır. Yani kanatlarını örter onların üzerine ve o kimseler Allah'ın emrini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadislerini dinleyene kadar melekler onlar için istiğfarda bulunurlar. Dolayısıyla kardeşlerim, ilim yolu cennet yoludur. İlim yolu Allah'a götüren bir yoldur. İlim yolu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi razı eden bir yoldur. Rabbimiz inşallah Son nefeslerimize kadar Kur'an'a meraklı olmayı nasıl ki dünyevi şeylere meraklı oluyoruz ya hani mesela şu dili öğreneyim şu işi yapayım ya da elimden şu gelsin şunu becereyim mesela hanımlar kendi evleriyle alakalı işlerde olabilir işte el işiyle alakalı olabilir ya ben şunu daha iyi yapmak istiyorum ya da şunu daha iyi öğrenmek istiyorum dediğimiz gibi Rabbim Kur'an'a ve Sünnet'e karşı da bu şekilde meraklı olmayı ve merakımızı Kur'an'ı okuyarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okuyarak Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah yaşamayı nasip eylesin. Bu merakla hayatımızı devam ettirmek Allah Celle Celaluhu cümlemize nasip ve müesser eylesin. Kıymetli Müslümanlar tabi birkaç gündemle alakalı konuları konuştuktan sonra sohbetimize devam edelim. Malumunuz iki gün önce ki tabi daha önceden de biz bununla alakalı bizi dinleyen kardeşlerimize bizi seven kardeşlerimize uyarıda bulunuyorduk. Yani bir profesör çıkmış Marmara İlahiyatta, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tefsir profesörü Mustafa Öztürk isminde bir adam çıkmış. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olmadığını söylüyor. Yani Kur'an peygambere ait bir söz. Kur'an-ı Kerim Allah'a ait bir söz değil. İşte Kur'an-ı Kerim bazı ifadelerde insanların hani Allah'a ve peygambere iman etmeyen insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini dinlemeyen insanları Kur'an-ı Kerim farklı benzetmelerle Allah Celle Celali bu şekilde hitap etmiş. Dolayısıyla bu şahıs da çıkmış diyor ki işte Kur'an Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı değil, peygamberin sözleridir. Şimdi kardeşlerim bunu yıllar öncesinden söyledik. Yani bu adam uzun yıllardır ilahiyatlarda öğrencilerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza dersler veriyor. daha önce de dedik ki yani bu adamın görevden alınması lazım. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini kabul etmiyor. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyor. Şimdi böyle bir insanı evlatlarımızın başına koysak, yani bizim sonuçta çocuklarımız yarın öbür gün oradan mezun olan çocuklar ve gençler camilerde, Kur'an kurslarında bizlere öncülük edecekler. Dolayısıyla kardeşlerim Allah bu tür şer odaklarına, yani maalesef isimleri Mustafa ama bu Mustafa İslamoğlu, Mustafa Öztürk yani bu Mustafalardan çok çekiyor bu insanlar. İsimleri Mustafa Resulullah'ın isimleriyle müsemma olmuşlar ama maalesef kardeşlerim ümmete zehir saçıyorlar. Bulundukları yerden ümmeti Muhammed'e zehir saçıyorlar, gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. Gençleri Kur'an'a karşı bakış açılarını değiştirip, ümmeti Muhammed'in arasına bu şekilde gençleri yerleştirerek, bu şekilde hocalar yetiştirmeye çalışarak ki adı üstünde hoca yani ismi hoca, ama ilmi hoca değil, yaşadığı hoca değil, Allah'a imanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı itikadı hoca değil. Bunları yetiştirip insanların ümmetin arasına sokup ümmeti ifsad etmeye çalışıyorlar. Tabii dün çok büyük tepkiler geldi ki zaten bu tepkiler normal. Aslında daha önceden bu tepkiler gelmesi lazımdı ki bu zamana kadar birçok insanı zehirledi bunlar. Bu zamana kadar Türkiye'nin en iyi bilinen, tanınan üniversitelerinden bir tanesi olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki gençlerimizi zehirledi bu zamana kadar. Orada derslere girdi, Kur'an derslerine girdi, tefsir derslerine girdi. Yani bu zamana kadar bu tepkilerin çoktan gelmesi lazımdı. Ama şunu bilmemiz lazım. Yani ümmet olarak bilinçli olup bu insanlara karşı kardeşlerim yapılanırsak, Kur'an'a zarar verenlere karşı, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hadisini, Resulullah'ın bizlere aktardığı konuşmaları, kelamları değiştirmeye çalışan ya da yok sayanlara karşı bu ümmet bilinçlenirse bu insanlar kendi bulundukları ortamlardan bir adım daha ileri atamazlar. Ama bugün bu insanlar dışarıdan bir tepki almadıkları için, insanlardan bir tepki almadıkları için ne yapıyorlar? Çıkıp konuşuyorlar. Kur'an'a laf söylüyor, peygamber'e laf söylüyor. Ama yıllardır bunları söylüyoruz. Daha önceki sohbetlerimizde de bu adamla alakalı. Yani şimdi insanlarımızda öyle bir durum var ki isminin başında profesör ekini görünce bir şey sanıyorlar. Yani öyle bir duruma geldik ki maalesef. Kardeşlerim Profesör olmak insanın çok büyük ilim sahibi olduğunu göstermez. Zaten bakın hani bir yere vurduğun zaman ses başka yerlerden çıkıyor ya. Mesela Ayasofya camimizin eski hali gibi. Yani buradan Ayasofya ile ilgili devlet büyüklerimiz bir konuşma yaptığı zaman ses Yunanistan'dan çıkıyor, ses Vatikan'dan çıkıyor, ses İngiltere'den çıkıyor, ses Fransa'dan çıkıyor. Aynı bunların da bunların içerisindeki oluşumda olduğu gibi dün e, işte insanlarımız bu konuya tepki gösterdiler. Mustafa Öztürk dediler. Arkadan Mustafa İslamoğlu çıktı. Arkadan Sait çıktı. Arkadan bilmem kimler çıktı. Yani birine vurdukça arkasından peşinden gelen onun gibi mantığa, zihniyete sahip olanlardan ses çıkıyor. Kıymetli Müslümanlar, İslam tarihinde bunlar hep olmuştur. Yani dini yaralayanlar, dini işte istismar edenler, İslam'ı kullananlar, İslam'ı farklı öğretenler, İslam'ı insanlara Kur'an'daki şeklinde değil de kendi istedikleri, kendi kazançları şekilde kullanan insanlar maalesef hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama biz uyanık olacağız. Bunlara karşı fırsat vermeyeceğiz. İnşallah devletimiz yani bu insanlara karşı gereken dersi verir, vermelidir de. Yani bu adam dün istifasını verdi. Dedi ki ben artık istifa etmek istiyorum. Emekliye ayrılmak istiyorum. Bu adam emekliye ayrılmaması lazım. ihraç edilmesi lazım. Yani bu hocalık makamından, Kur'an makamından, sünnet makamından elde ettiği bütün kaynaklar kesilecek ki bu adamın asıl daha gerçek suratı meydana çıksın. Çünkü bu yoldan besleniyorsun. Bu yolla hayatını geçindiriyorsun. De dünyanı, ahiretini hani dizayn etmeye çalışırken hem dünyanı hem ahiretini yakıyorsun. İslam'ın emirlerini, Allah Resulü'nün emirlerini insanlara farklı aktarıyorsun ve bu yapılanmaları kardeşlerim yani bunların önüne geçilecek ki bu adam emekli edilmeyecek. Bu adam ihraç edilecek. Çıkarılacak. Yani bu zamana kadar verilen maaşlar da geri alınacak. Çünkü sen bu dinden hayatını geçirmişsen bu dine hizmet edeceksin. Resulullah'ın kitabına ihanet etmeyeceksin. Peygamberin sünnetine ihanet etmeyeceksin. Yüzlerce ashabın, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin, radıyallahu anhumların canını feda ettiği bu İslam yolunda nice şehitlerin, müfessir alimlerin, Çanakkale'deki şehitlerimizin bu Kur'an'a karşı bu kadar rahat konuşamazsınız. Yani siz bizim kitabımıza bu kadar rahat dil uzatamazsınız. Ve bunu da maalesef devlet kanallarıyla yapıyorlar. Üniversitede adam profesör maaşı alıyor, tuzu kuru, parası geliyor. Aynı zamanda Kur'an'a ne kadar güzel bir şey ya. Yani bunları kim yetiştiriyor? Kim bunları insanların içine sokuyor? İlahiyatları bugün kim yönetiyor? Kıymetli Müslümanlar tabii yani kesinlikle hepsini kötülediğimiz için söylemiyoruz. İlahiyat camiasında bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda çok kıymetli hocalar var. Üniversitelerde çok kıymetli profesörler var. Ama bunlar yıllardır Allah razı olsun mesela Ahmet Şimşirgil hocamız profesör doktor Ahmet Şimşirgil hocamız bu konularla alakalı çok konuştu. Kendisi de Marmara ilah Marmara Üniversitesi'nde orada tarih dalında gençlerimizi tarihin gerçek yüzüyle yüzleştiriyor ve bu konuda defalarca bu adamla alakalı yani aynı üniversitede olması sebebiyle uyarı yaptığını dile getirdi. Kıymetli kardeşlerim ama maalesef dediğim gibi yani bu insanlar devlet eliyle beslenmemesi lazım. Bunu çıkaracaksın, sürünsün, burnu, Kur'an'a mi uzatıyorsun. Neymiş efendim? Kur'an Allah'ın kitabı değilmiş. Kur'an'da hakaretler varmış. Yani sen bunu bir kafir söylese, yani bir kafir söylese anlarız deriz ki ya bu adam küfür içerisinde. Allah'a inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor ama bunu bir profesör isminde, bunu bir Kur'an tefsircisi adı altında, bir kitap yazıyor, Kur'an tefsiri yazıyor, meal yazıyor. Bir de aynı zamanda kendisini hoca olarak tanıtıyor. Hem tefsir ettiği kitaba diyor ki ya bu kitap Allah'ın kitabı değil. Kimin kitabı bu o zaman? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Ayetini sen iftira mı atıyorsun bu ayete karşı? Bu Kur'an'ı biz indirdik, koruyan biziz diyen Allah'a iftira mı söylüyorsun? İftira mı atıyorsun? Rabbimiz bunlara fırsat vermesin. İnsanlarımızı milletimizi bu insanlara karşı uyarıyoruz Dinlediğiniz hocalara dikkat edin Takip ettiğiniz hocalara dikkat edin Bakın bunu söylerken ya sadece bizi dinleyin biz doğruyu konuşuyoruz demek anlamında söylemiyorum Çok hocalarımız var İsmini buradan zikredecek sabaha kadar çok ehli sünnet kıymetli hocalarımız var Ama kardeşlerim yani nasıl ki bir pazara gittiğimizde karpuz seçiyoruz İşte tezgah tezgah dolaşıyoruz domatesin iyisini seçiyoruz Yani bu dinin domates kadar değeri yok mu? Bu dinin seçtiğiniz, peşinden koştuğunuz elbiseler hangi mağazada kaliteli, nerede iyi? Yani peşinden koştuğunuz dünyevi şeyler dininizden daha mı değerli? Dininizi öğrendiğiniz insanları kardeşlerim iyi araştırın, iyi bilin. Onlar Kur'an'a ve sünnete karşı onların zıttında bir şey konuşuyorlarsa onları terk edin. Yani ben kendim için de bunu söylüyorum. Allah'ın şeriatının dışında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin dışında bir kelam ediyorsak dinlemeyin. Uyarın. Eğer yanlışça devam ediyorsa dinlemeyin. Rabbimiz bizleri bu insanların şerrinden, ümmeti bu insanların şerrinden emin ve muhafaza eylesin. Kıymetli Müslümanlar, geçen hafta Şuayb Aleyhisselam'ı anlatmıştık. Tabi yani aslında çok farklı meselelerimiz var, gündeme getirmemiz gereken konularımız var. Ama bu hafta inşallah Lut Aleyhisselam'la alakalı konuşacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'un anlattığı şekilde Lut Aleyhisselam'ı tefsir edeceğiz ayetlerle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımıyla Hazreti Lut Aleyhisselam'ı anlatacağız. İnşallah Rabbim anlattıklarımızdan ders çıkarmayı ve özellikle maalesef kardeşlerim günümüzde bugün eşcinseller işte yani bugün konuşacağımız konularda biraz detaya inmek zorundayım. Yani bunlar İslam şeriatında ayıp yoktur. İslam'ın şeriatını açık bir şekilde anlatmak lazım. Yani bu kürsüye yakışmasa da bazı kelamları söylemek zorundayız. Bazı kelamları anlatmak zorundayız. Kıymetli Müslümanlar İslam şeriatı yani Allah'ın emirinde olan şeriatı olduğu gibi nakletmekle görevliyiz. Mesela Allah Celle Celaluhu bir kelime nakletmişse ya bu kelime biraz farklı ben bunu insanlara nasıl anlatabilirim diyerek değiştirmeye bizim hakkımız yok. Olduğu gibi Allah'ın kelamını sözünü aktaracağız. Dolayısıyla kardeşlerim bugün özellikle Lut Aleyhisselam'ın hayatı, Lut kavminin kıssası ve bugün hala Lut kavmine dair kalıntıların bulunması Kur'an'ın da buna işaret ederek açık bir mucizeyi ortaya koyması bugün günümüzde yaşayan eşcinsellerin, bugün günümüzde yaşayan LGBT'lilerin ve onları destekleyenlerin, maalesef erkek erkeğe muhabbet besleyenlerin, kadın kadına muhabbet besleyenlerin, birbiri arasında başka insanlara yer vermeden kadın kadına sadece yaşayanlar, yani maalesef kardeşlerim Avrupa'nın bazı ülkelerinde, bazı ilçelerde bu durumları görüyoruz. Şimdi ben isim buradan vermek istemiyorum. Kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Bazı ilke, ülkeler var, bazı iller var. Kadınlardan başka hiç kimse giremiyor. Erkeğin girmesi yasak. Sadece kadınların yaşadığı bir ülke, sadece kadınların yaşadığı bir il. Orada kadınlar birbirleriyle evleniyor. Kadınlar birbirleriyle işte birliktelik kuruyor, kadınlar birbirleriyle bir ilişki kuruyorlar. Yine başka örnek verebileceğimiz yerler var. Erkek erkeğe sadece erkeklerin bulunduğu ve kadınların giriş yapmadığı yerler var. Orada ne yapıyorlar? Erkek erkeğe ilişkiler var. Kadınlar giriş yapamıyor. Sadece erkekler var. Erkek erkeğe evlilikler var ki maalesef bugün Avrupa Birliği'nin yani dayattığı, Avrupa Birliği'nin desteklediği, hatta kardeşlerim erkek erkeğe evliliğe onay verdiği, kadın kadının evliliğe evlilik cüzdanı verdiği maalesef bazı ülkeler var. Yani biz hep şimdi Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa'nın peşine düşmeye çalışıyoruz. Ama kardeşlerim, innel izzete elillahi cemi'a, izzet, şeref, makam hepsi İslam dinindedir. Eğer İslam'a dönerseniz kurtulursunuz. Eğer İslam'a kendinizi yöneltirseniz, maalesef kardeşlerim yani geçmiş tabii büyüklerimizden biraz örnek verelim. Rahmetli Erbakan hocamız, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız bu milletin kurtuluşu ancak peygamberine uymakla sonlanabilir. Bu milletin kurtuluşu ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymakla, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmekle bu insanla kurtulabilir. Başka çaresi yok. Avrupa'ya değil, modaya değil, insanların dayatmalarına. İşte biz bilmem kaçıncı yüzyıldayız, bu uygulanacak, bu yapılacak değil de Allah'ın emri neyse biz onu yerine getireceğiz. Resulullah'ın emri neyse biz bunu yapacağız. İnsanlığın, ümmeti Muhammed'in, İslam'ın kurtuluşu bu noktada. Kıymetli Müslümanlar, şimdi kısaca Lut Aleyhisselam'dan bahsedelim. Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in akrabasıdır. Hatta iki rivayet var. Birincisinde Hazreti İbrahim'in amcasının oğlu olduğu rivayet edilir. Ya da diğer bir rivayette Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu. rivayet Bu şekilde bir rivayet var. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yani kardeşi olan Haran'ın Haran isminde İbrahim aleyhisselamın kardeşi ya da Hazreti İbrahim'in amcasının oğlunun e, olduğu ifade edilmekle beraber kardeşlerim Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim döneminde yaşamış Hazreti İbrahim'e iman etmiş onunla onu istikamet edinmiş. Hz. İbrahim'le beraber birçok seferlere katılmış. Hz. İbrahim'le beraber Ürdün'e gitmiş. Oradan Mısır'a hicret etmiş. Yani Lut Aleyhisselam Hz. İbrahim döneminde yaşamış bir peygamber. Tabi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lut'la alakalı yaklaşık 27 ifade var. Lut isminin geçtiği 27 ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimelerde Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celal buyuruyor ki biz Lut'a hikmet verdik. Biz Lut'a ilim verdik ve o ilimle Lut Aleyhisselam'a hidayet verdik. Buyurarak Allah Celle Celaluhu Lut Aleyhisselam'ı Sodom ve Gomorra isminde iki kavme Lut Aleyhisselam peygamber olarak görevlendiriliyor. Tabi kardeşlerim Lut Aleyhisselam yani salihlerden bir zat. Allah Celle Celaluhu'nun kendi rahmetine kabul ettiği bir zat. Büyük bir peygamber. Aynı zamanda makam itibariyle Hazreti İbrahim'in akrabası olması münasebetiyle de yine makam olarak yüksek bir peygamber. Allah Celle Celaluhu'nun kendisine birçok nimet verdiği, kendisine birçok rızık kazandırdığı ve yaklaşık 40 senelik bir peygamberlik hayatı verdiği. Aynı zamanda kardeşlerim kendisine iman etmeyen insanlara karşı birçok mucize ortaya koyan bir peygamber. Tabi şimdi Lut Aleyhisselam'ın kavminin Filistin'de El Halil'in doğusunda Beni Na'im köyü isminle müsemma olan bir köyün yakınında kabri orada olduğu rivayet edilmektedir. Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak edildikten sonra Hazreti Lut tekrar İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yanında yaklaşık bir rivayete göre 7 sene yaşadıktan sonra vefat ediyor. Şimdi kardeşlerim Lut Aleyhisselam yani bütün peygamberlerin mesleği olduğu gibi pe Mesela peygamberimiz çobanlık yapardı Bazı peygamberler terzilik yapardı Bazı peygamberler marangozdu Lut Aleyhisselam genelde kardeşlerim çiftçilikle uğraşır Yani elinin emeğiyle Allah'ın kendisine helal kıldığı rızıkları kazanmaya çalışır Ve bu rızıkları Allah yolunda kullanarak Allah'ın dinine Kendi rızıkını Allah'ın dininde kullanarak Allah'ın dinini yaymaya çalışırdı Kıymetli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu birçok ayet-i kerimede Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Bir ayet-i kerime inşallah e zikredelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayetinde Hz. Luh'a verilmiş olan hikmetten bahsediyor. Bismillah. Ve Lut'an âteyna ve Lut'an âteynâhu hukmen ve ilme ve necceynâ minel Biz Lut'a bir hikmet verdik ve bir ilim verdik. Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu olmasa hiç kimse bir şeyden nimetlenemez. Peygamberler Allah'ın nimetiyle nimetlendirilmiştir. Peygamberler Allah'ın kendilerine verdiği nimetle nimetlendirilmiştir. Ve Allah Celle Celaluhu ayetin devamında وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ Biz onu öyle bir memlekete gönderdik ki o memleket كَانَتْ تَعْمَلُ khabais Çok kötü bir iş yapan bir memleket. Yani öyle bir memlekete gönderdik pis bir iş yapan memleket yani Allah'a ihanet eden, Allah'ın yasaklarını çiğneyen bir memleket. Biz o memleketten Lut'u kurtardık diyor Allah. Ayetin devamında Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٍ اِنَّهُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ O kavim öyle bir kavim ki fasık olan bir kavim, kötü bir toplum, Allah'ın yasaklarını çiğneyen bir toplum, Allah'ın emrinden çıkan bir toplum. Ayetin devamında Rabbimiz buyuruyor ki ve adhalnahu fi rahmetina innehu minas salihin onu rahmetimizin içine soktuk innehu minas salihin çünkü o Lut Aleyhisselam çok salih insanlardı. Salih bir insandı. Kardeşlerim Lut peygamber yani Allah'a karşı edebiyle, Allah'a karşı iffetiyle, Allah'a karşı takvasıyla, Allah'a karşı edebiyle yaşayan bir peygamber. Yani kendisinden kendi döneminde delikanlı bir genç kardeşlerim ee, tabi Lut Aleyhisselam'ın şemaili ile alakalı bazı kaynaklarda geçiyor Lut Aleyhisselam kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nun kendisine vermiş olduğu birçok nimetle nimetlenmiş Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış aynı şekilde kardeşlerim uzun boylu olduğu rivayet edilir Lut Aleyhisselam'ın beyaz tenli olduğu çok yakışıklı çünkü Allah'ın bütün peygamberleri böyleydi Allah katından kendilerine güzellik verilmiş Yusuf aleyhisselamın güzelliği nereden geldi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve güzelliği nereden geldi? İnce burunlu olduğu, küçük böyle kulaklarının küçük olduğu ve çok güler yüzlü bir peygamber olduğu rivayet edilir. Çok güler yüzlü, insanlar onu gördüğü zaman neşelenen, insanların neşelendiren, somurtkan yüzleri ve sıkıntıya giren insanları huzura kavuşturan bir peygamber. Yine kardeşlerim, Hz. İbrahim aleyhisselam, Aynı onunla beraber İbrahim Aleyhisselam'la beraber birçok sefere katılmış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman etmiştir. Bakın burada bir e, meseleye dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu 124 bin peygamber göndermiş. Bununla beraber bazı peygamberlerine kitap vermiş. Bazı peygamberlerine de suhuf vermiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'a Allah 10 sayfa vermiştir. Şit Aleyhisselam'la İdris Aleyhisselam'a onların toplamında 80 sahife vermiştir. Toplam 100 sayfa etmiştir. Diğer gelen kitaplarla beraber toplam bu zamana kadar indirilen kitap ve sayfaların sayfı 104'tür. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat, Zebur ve İncil'in dışında Allah 100 tane sahife indirmiştir peygamberlerine. Bu 100 sahifenin 10 tanesini Hz. İbrahim'e indirmiştir. Peki Lut Aleyhisselam hangi şeriat üzere geldi? Lut Aleyhisselam Hz. İbrahim'in şeriatının üzerine geldi. Yani İbrahim Aleyhisselam zaten onun akrabası. İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının oğlu ya da bir rivayete göre kardeşinin oğlu onun döneminde yaşamış bir rivayete göre peygamberlik aldığı zaman Hazreti İbrahim 120 yaşındaydı. Yani 120 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam 120 yaşındayken Hazreti Lut Aleyhisselam'a peygamberlik verildiği ifade edilir. Kardeşlerim Hazreti İbrahim Lut Aleyhisselam'ı bir gün makamına davet ediyor. Lut Aleyhisselam'a diyor ki ey Lut Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı çok azgın bir kavim var. Yani Sodom kavmi olarak geçiyor ya da Gomorre kavmi olarak geçiyor. Bu iki kavmi Allah seni peygamber olarak göndermek istiyor. Benim bana gönderilen 10 sahife ile beraber Allah'ın şeriatını, kanununu bu kavime götüreceksin. Lut Aleyhisselam böylelikle peygamberlik risaleti başlamış oluyor. Kardeşlerim Lut Aleyhisselam tabii İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde yaşadığı ona ittiba ettiği, iman ettiği için onun şeriatını çok iyi biliyor. Allah'ın ona indirdiği 10 on sahifeyi çok iyi biliyor. Onlarla amel etmeye çalışıyor ve İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbimizin emriyle Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla Lut Aleyhisselam bu kavme peygamber olarak gönderiliyor. Lut Aleyhisselam geldi tabi öyle bir kavim ki yani etrafı çok güzel ağaçlıklarla kapalı, güzel bir mekana sahipler. Birazdan anlatacağım. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Yeryüzünde kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. 1450 küsur yıl önce Kur'an-ı Kerim yazılmasına rağmen hala günümüze dair Kur'an-ı Kerim konuşmuştur ve günümüze dair Kur'an'ın anlattığı bütün şeyler hayatımızda şu anda mevcut. Şimdi birazdan Kur'an-ı Kerim'in ayetinden bahsedeceğiz. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı ve şu anda hala yeryüzünde bulunan meka, mekanını bulunduğu yeri anlatacağız. Lut Aleyhisselam geldi kavmine bir baktı ki yani öyle bir çirkin işler işleniyor, o kadar kötülükler yapılıyor. Yani Allah'ın yasakladığı bütün ahlaksızlıklar, bütün çirkinlikler var. Hepsini yapıyorlar. Hiç kimseden korkmadan hiç kimseden çekinmeden o kadar çok ileri gidiyorlar ki Hazreti Lut Aleyhisselam'ı görür görmez Lut Aleyhisselam hemen oranın kralı tarafından esir alındı. Kardeşlerim Lut Aleyhisselam Allah'ın peygamberleri bakın hep dedik ya Allah peygamberlerini seçmiştir ama o peygamberler seçildiği halde hep böyle lüks hayat yaşamamışlar. Hiç sıkıntısı sıfır rahat bir hayat yaşamamışlar. Hep mücadele etmişler, hep sıkıntılarla uğraşmışlar, hep insanların dertleriyle dertlenmişler. Yani bir şeylerin mücadelesi içinde yaşamış bu peygamberler. Hep mücadele etmişler. Yani ben peygamber seçildim Allah beni bütün nimetlerle nimetlendirdi değil peygamberlerin çoğu sıkıntı çekmiştir. Hatta bir hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eşeddül belai belaların en çoğu kime gelmiştir önce el enbiya önce peygamberlere gelmiştir. Allah'ın yeryüzünde yarattığı en büyük belalar peygamberlere gelmiştir. Şimdi sen insansın. Başına bir şey geliyor. Aa benim başıma niye bu geldi? Benim başıma niye şu geldi? Ben niye bu sıkıntıyı çekiyorum? Ya ben bu kadar namaz kılıyorum. Yani bize gelen mesajlardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Bazı kardeşlerimiz mesela bir kardeşimiz mesaj atıyor diyor ki hocam ben işte çocukluğumdan beri namazımı kaçırmam ama hep hastalıklarla boğuşuyorum. Niye böyle? Hocam ben işte tesettürlüyüm, çarşaflıyım. İşte Allah'ın bana verdiği, emrettiği kadınların yaşam şekline riayet ediyorum. Bu şekilde yaşıyorum ama imtihanlardan kurtulamıyorum. Hep sıkıntı, hep dert, hep keder, hep hastalık, maddi manevi imtihan oluyorum. Niye böyle? Kıymetli kardeşlerim bakın Allah peygamberlerini birçok konuda imtihan etmiş. Birçok meselede. Şimdi bakıyorsunuz Lut Aleyhisselam nasıl imtihan edilmiş? Esir düşmüş peygamber. Hazreti Yusuf Aleyhisselam yıllarca zindanda kaldı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuya düşürülmedi mi? İbrahim Aleyhisselam işkence edilmedi mi? Daha önce yine anlattık kardeşlerim. Bakıyoruz yine Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam. Yani bayıltana kadar dövülen peygamberler olduğunu size söyledim. E şimdi bu kadar peygamberler imtihan edilmişken, senin başına en ufak bir şey geldiği zaman e ya bu benim başıma niye geliyor? Sen insansın. İnsan olmanın alametidir imtihan. İmtihansız bir hayat olmaz. Hastalıksız bir hayat olmaz. Allah dostlarından birisi buyuruyor ki eğer bugün insanlarda bizde hastalık olmasaydı, Allah'ın imtihanları olmasaydı hep burnumuz dik olurdu. Hep kibir olurdu. Hep Allah'a karşı gelmek olurdu. Çünkü niye kardeşlerim? Yani hastalık, dert, keder, sıkıntı insana aciz olduğunu hatırlatıyor. Başına bir iş geldiği zaman insan kendi kendine diyor ki ha ya demek ki ben her şeye sahip değilim. Bir yerde maddiyata sıkıştığın zaman diyorsun ki demek ki benim gücüm yani bir yere kadar. Bir yerde hastalanıp yatağa düştüğün zaman demek ki gençliğim, demek ki param pulum bir yere kadar diyorsun. Anlıyorsun. Hastalık ve musibetler olmadığı müddetçe bakın bugün hastalıklardan birisini yaşıyoruz. Bugün bu virüs musibetiyle bütün insanlık boğuşuyor. E, bu da bir imtihan değil mi? Allah'ın insanlığı bir imtihanı değil mi kardeşler? Hem Lut Aleyhisselam hemen yakalandı, zindana atıldı. İbrahim Aleyhisselam bunun haberini alınca kardeşlerim yaklaşık 400 kişilik bir orduyla birlikte harekete geçti. Hazreti İbrahim ordusunu topladı. Lut Aleyhisselam'ın peygamber olarak görevlendirdiği Somut kavminin bulunduğu mekana geldi. Lut Aleyhisselam tabi orada şimdi hani bunu söylediğimiz zaman kardeşlerim bazı kardeşlerimiz diyor ki ya peygamberler savaşır mı? Allah'ın bütün peygamberleri savaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşmıştır. Hazreti Lut aleyhisselam savaşmıştır. Hazreti İbrahim savaşmıştır. Birçok peygamber Musa aleyhisselam savaşmıştır. Birçok peygamberler kendilerine karşı gelen Hazreti İsa savaşmıştır. Bunların çoğu savaşmış olan peygamberler. Ya Allah'ın peygamberi nasıl savaştır? Şimdi bugün de kardeşlerim maalesef bunu günümüze kıyas ederek mesela bir hoca efendi örnek veriyorum kendim için de bunu söyleyebilirim ya da başka bir hoca kardeşimiz. Hocalara bir şey söylendiği zaman insanlar diyor ki ya bu hocalar bize hiçbir şey söylemez. Dili olsun ama ağzı hani ağzı olsun, dili olsun ama konuşmasın. Yani biz hocalara hakaret edelim. Biz hocalara ağzımıza geleni söyleyelim ama hocalar bir şey dediği zaman ya sen hoca değil misin? Nasıl böyle konuşuyorsun? diyelim. Böyle bir şey yok. Allah'ın peygamberleri kendini savunmuşlardır. Sana zulmeden insanlara karşı konuşmazsın. Misli misliyle cevap vermek İslam'ın şeriatının emridir. Her konuda bu böyledir. Şimdi ben hocayım diye sen gel bana her türlü kötülüğü yap. Ben de şöyle oturayım dinleyeyim seni. Bakayım sana sen bana bütün kötülükleri yap. Sonra da bana de ki ya sen hocasın. Sen böyle yapma sen böyle konuşma. Kardeşlerim böyle bir şey yok. Hocalık demek ben susayım herkes bana laf söylesin, herkes bana hakaret etsin, herkes benim hakkımda konuşsun, herkes tepeme çıksın beni ezmeye çalışsın. Genel olarak söylüyorum kendi üzerimden örnek verdim bunu. E Allah'ın peygamberleri buna bir örnektir. Yani bugün ne yaşıyorsak yaşayalım. Yani bütün bugün hocalarımızın eminim ki ortak problemlerinden birisidir. En ufak bir şey olduğu zaman hemen insanlar ya siz hocasınız. Niye hoca, hoca olunca ne oluyor? Sen Müslüman değil misin? Bir şey olsa sen hocasın böyle konuşma. Bu şekilde cevap verme. Allah'ın peygamberleri kendilerine zulmeden insanlara karşı durmuştur. Bakın zulüm derken şunu söylüyorum. Allah'ın peygamberlerine karşı gelen, onlarla silahla çatışan, Allah'ın dinine dil uzatanlara karşı peygamberler dik durmuştur. Ama bunların üstüne çıkmamışlardır. Mesela ne demek? Onlar ne zulüm ettilerse peygamberler ona karşılık vermiştir. Bunun üstüne çıkmamışlardır. Yani o sana hakaret ediyor. Ha bunu söylemek tabii bunu da söyleyebiliriz. Sana karşı gelen, sana karşı konuşan insanlara karşı sabretmek, susmak en büyük cevaplardan birisidir. Ona karşı cevap verdiğin zaman yani sustuğun zaman ya da Allah'a havale ettiğin zaman bu en büyük tercih etmemiz gereken meselelerden birisidir. Ama hoca demek değildir ki ya da peygamber demek değildir ki sen istediğini yap. Hani bu adam peygamber ne de olsa sabreder. Bu adam hoca ne de olsa susar. Sesini çıkarmaz, böyle bir şey yok. Sen geleceksin benim karşımda, Allah'ın kitabına konuşacaksın, Resulullah'ın hadisine konuşacaksın, Allah'ın dinine laf getireceksin, ben de susayım. Ya sen hocasın, bunlarla tartışma, bunlara bir şey söyleme. Ya da sadece İslam konusunda demiyorum, normal konuda da. Bir insanla bir hoca arasında bir tartışma olamaz mı? Hoca insan değil mi ya? Peygamberler tartışmadı mı? Peygamberler Allah yoluna savaşmadılar Maalesef bugün kardeşlerim yanlış anlaşılan meselelerden bir tanesi bu. Biz hep yaşıyoruz bunu ya. Yani. Şimdi ben mesela bir örnek vereyim. Kendimden örnek vereyim. Bir daireye geçmiştik. Kiraladık, oturduk dairede. Kontrat yapmışız, sözleşme yapmışız. Adam bize diyor ki ben 5-6 yıl gelmeyeceğim. Ama 5 ay sonra geliyor. Ben her şeyimi yerleştirmişim, evimi yerleştirmişim, eşyalarımı almışım. Adam geliyor diyor ki evimden çık. Ya kardeşim biz seninle sözleştik. Yani biz daha 5 ay oldu. Daha 1 yıllık, 2 yıllık kontratımız var. Biz bu evde oturmak için sizinle anlaştık, konuştuk. Ya hayır benim evimden çık. Ya kardeşim anlaştık. Sözleştik. Ya sen hocasın yapma böyle. Bak şimdi. Yani ben hocayım diye ya da bir başka arkadaşımız, bir başka hoca efendi, bir başkası hoca diye senin yaptığın haksızlığa karşı konuşmaması anlamına gelmiyor. Ya e hocalık demek makamını, hakkını aramamak anlamına gelmez. E bakın Allah'ın peygamberleri burada bir örnektir. Maalesef kardeşlerim yani bu günümüzde yanlış anlaşılan bir mesele ki özellikle din düşmanları çok bunu kullanıyor. Peygamberler niye savaşıyor? E bugün senin bırakın inancına, senin annene, eşine birisi dil uzattığı zaman sen onlara neler yapıyorsun? Neler konuşuyorsun onlar hakkında? O zaman en doğal hakkımız değil midir ki alemlerin yaratılma sebebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatılmasına karşı konuşmak her Müslümanın hakkı değil midir? Kur'an'a dil uzatılmasına karşı konuşmak her Müslüman'ın hakkı değil midir? Kardeşlerim Hazreti Lut Aleyhisselam esir düştü. Tabi İbrahim Aleyhisselam 400 kişilik bir ekibiyle, ordusuyla beraber geldi. Lut Aleyhisselam'ı esirlikten kurtardı. Tabi sonrasında Somut kavminde başına Hazreti İbrahim Aleyhisselam Lut Aleyhisselam'ı tayin etti. Oraya bıraktı onu. Lut Aleyhisselam orada Allah'ın peygamberi vazifeye başladı. Tabi Lut Aleyhisselam'ın iki tane kızı var. O kadar edepli, o kadar iffetli, o kadar dürüst iki kızı var ki yani Allah'ın emri üzerine yetiştirmiş. Hani buradan yeri gelmişken söyleyelim. Resulullah'ın müjdesidir. Kim Allah Celle Celaluhu'nun rızası, istikameti Allah'ın emrettiği şekilde üç kız çocuğu yetiştirirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inşallah o kimse cennet yüzünü görecektir buyuruyor kızları olan kardeşlerimiz bu konuda sevinsinler, mutlu olsunlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara karşı müjdeleri var. Lut peygamberin iki tane öyle çok edepli, adaplı, hayatını Allah'ın ve Resulünün üzerine ikame eden çok iki temiz güzel iki kızı vardı. Tabi Lut aleyhisselam geldi, o kavmin başına yerleşti bir de baktı ki öyle bir hastalıklar var, öyle illetler var. Yani yapmadıkları pislik yok. Hatta Kur'an-ı Kerim'den bunu anlatalım. Kezzebet kavmu <laughs> lutinil murselin. Lut'un kavmi ne yaptılar? Peygamberlerini yalanladılar. Bakın kardeşlerim hep ortak noktaları anlatıyoruz. Bu haftaki Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak olmasındaki sebeplerin çoğunu maalesef şu anda dönemimizde yaşıyoruz bunlar. Ne yaptı? İlk Lut Aleyhisselam konuşmaya başladı. Hemen karşısına çıkanlar sen yalancısın. Peygamber değilsin. İlk konuşmaları bu oldu. Ayet-i kerime devam ediyor. İz qale lehum Lutun ela tettekun. Hani kardeşleri Lut onlara dedi ki ela tettekun Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şimdi kardeşlerim hani geçen hafta da söyledik ya Allah'a karşı gelmekten sakınmak. Allah'ın emir yasaklarına göre hayatımızı yaşayacağız. Allah'a karşı gelmekten sakınmak bu demek. Yani bir yandan ben İslam'ı yaşayayım, bir yandan keyfime göre yaşayayım demek değildir. Bazı kardeşlerimiz hani Bunları yaşadığımız için söylüyoruz. Yani ben işte istediğimi yaşayayım. Ya bir bayan olabilir ya bir erkek olabilir. Bir yandan da İslam'ı yaşayayım. Kardeşlerim bunlar Allah'ın peygamberlerinin toplumlarına karşı reddettiği davranışlardır. Ayetin devamında Fettahullaha ve atiyun. Ben çok güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a ve bana itaat edin. Hemen ayetin devamında bütün peygamberlerin söylediği kelimedir kardeşlerim. Şu, bu ayet kerime Sure-i Şuara'nın 160. ayetinden başlıyor. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Ben sizden bir ecir beklemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ancak ve ancak ecri ve mükafatı Allah'tan bekliyorum. Çünkü o kavim hep düşünüyordu. Diyordu ki ya bu peygamberlerin amacı, bu, bunun amacı ne ya? Para mı istiyor, pul mu istiyor, makam mı istiyor? Ne istiyorsa verelim. Ama onlar bu konuşmaların söylenilebileceğine bildikleri için direkt diyorlardı ki Allah bize mükafatı verecek. Allah'ın dinini anlatma hususunda sizden hiçbir şey istemiyoruz. Etetune zukra etetune zukrana min el alemin. Bakın burada Lut Aleyhisselam kavmine Allah Celle Celaluhu'nun kendilerini yani bir işten alıkoyması üzerine ki hepimizin malumudur Lut kavminin işlemiş olduğu en büyük günahlardan birisidir kardeşlerim. Nedir bu? erkek erkeğe ilişkidir bu. Livata deniliyor. Kur'an bundan bahsediyor. Allah'ın ayetleri bundan bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsediyor. Lut aleyhisselam kavmine dedi ki Ete'tûne zükrâne minel alemin Buna karşılık sizden ücret istemiyorum. Benim mükafatım Allah verir dedikten sonra Allah'ın peygamberi buyuruyor ki Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da. Yani ne yapıyorlardı? Onlar kadınları istemiyorlar. Diyordu ki biz kadın istemiyoruz. Ne yaparsan yap bizi erkeklerle beraber olan ilişkilerimizden alıkoyamazsın. Ve ayetin devamında Allah buyuruyor ki yani Lut Aleyhisselam onlara böyle sesleniyor. Siz Allah'ın size helal kıldığı eşleri bırakıyor da erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Lut kavminin en büyük hasletlerindendi. Ne, ne yapıyorlardı? Kadınları bırakıyorlar, kızları bırakıyorlar kendi kavimlerinde bulunan erkeklere göz dikiyorlardı. Hatta kardeşlerim yani öyle bir ileriye gitmişlerdi ki bu konuda erkeklere ırzına, iffetine, namusuna göz dikme hususunda o kadar çok ileri gitmişlerdi ki kendi kavimlerinde iffeti temiz olan bir tane erkek bırakmamışlardı. Kendi işlerinde temiz olan bir tane erkek yoktu. Hani genelde biz kardeşlerim iffet kavramını kadınlar için kullanıldığını düşünürüz ama iffet sadece kadınlara mahsus değildir. Erkek de iffetlidir. Erkek de hayalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu erkeğe yüklediği bazı vasıflar vardır. Bu vasıflardan bir tanesi de iffetli olmasıdır, kendini muhafaza etmesidir. Şimdi Lut kavmi kendi içlerinde bulunan kavimden hiçbir tane temiz bir erkek bırakmamışlardı. Bütün erkekler o kavimde bulunan bütün erkekler birbirleriyle livata yapıyor, birbirleriyle erkek erkeğe ilişkide bulunuyor ve hiçbir şekilde kadınlara yanaşmıyor. Ve bu ayette Allah'ın peygamberi onlara hitaben buyuruyor ki اَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ Allah size kadınları yarattı, size kadınları nikahlı olanlarınızı helal kıldı. Bel entum kavmun aadun maalesef ki siz gerçekten de haddinizi aşan bir topluluksunuz. Haddinizi aşmışsınız. Ve kardeşlerim öyle bir hale geldiler ki çünkü kıymetli kardeşlerim bakın bunlar bunları konuştuğumuz zaman günümüzde bu hastalıklar içerisinde olanları kötülemek için, lekelemek için söylemiyoruz. Bu bir hastalıktır. Lut Aleyhisselam'ın kavmi kendi memleketlerine gelen bütün erkekleri kandırmışlardır. Memleketleri bir kervanla mesela alışverişe gelen bir kervan olurdu. Oradan alışveriş yapmaya gelirlerdi. Çünkü Somot yeri orası Lut aleyhisselam'ın kendilerine gönderildiği bu kavimde ticaretle meşhur olan kavimlerden birisi. Dışarıdan alışverişe geliyorlar, içeriye giriyorlar. O erkekleri bir şekilde kandırıyorlar. Erkek erkeğe ilişkide bulunup kendi memleketlerine, kavimlerinin bulunduğu yere girip temiz çıkan hiçbir erkek yok bütün erkeklerle bir birliktelik kuruyorlar. Dışarıdan bir erkek ki özellikle böyle gençleri gözlerine kestiriyor, yakışıklı olanları gözlerine kestiriyor, temiz olanları gözlerine kestiriyor. Yani bu adam geldiğinde biz bunu nasıl kandıralım? Hatta o kadar çok ileri gitmişlerdi ki kendi kurdukları mahkemeler bile bunları onaylıyordu. Mesela ne yapıyorlardı? Yine bir grup geldi. O gruptaki gençleri mesela kardeşlerim o kadar çok azgınlaşmışlardı ki mesela kendi kavimlerinde artık ilişkiye girecek erkek bulamadıkları için dışarıdan içeriye gelen bir erkek olduğunda kavmin tamamı o erkeğin üzerine saldırırdı. Çünkü kalpte hastalık var. Kalpte maraz var. Fi kulubihim maradun fezadahumullah maraz. Kimin kalbinde hastalık varsa Allah o kalpteki hastalığı arttırıyor. O hastalığın sabit kaldığını düşünmeyin. Ya ben bu hastalığım var. Bu hastalığım bu şekilde devam eder. O hastalık evre evre seni farklı hastalıklara götürecek. Allah diyor ki Fezadehumullahu merada Onların kalbindeki hastalıkları arttırdım. Bugün yalan söyleyen yarın iftira da atar. Bugün iftira atan yarın farklı meselelere doğru yürür. Çünkü bu işler evre evredir. Şeytan hiçbir zaman namaz kılan insanı direkt ya sen namaz beş vakit namaz kılan dinine bağımlı olan insana direkt faiz çektiremez şeytan. Bunu evre evre. Önce der ki ya bir git bankaya bir git konuş bakalım ne var? Ne yok? Önce bir paranı yatırıp işte 3-5 fazla üzerinden para al. Yani bir anda şeytan sizi haramlara batırmıyor. Derece derece götürüyor. Onun için uyanık olman lazım. Senin karşısında dik durman gereken bir düşmanın var. Lut Aleyhisselam diyor ki kavme birisi geldiğinde hemen o genci hemen el aşağı ederlerdi. Onun ırzına geçerlerdi. Hatta onun ırzına geçtikten sonra da işlerini bitirdikten sonra onlara derlerdi ki ya biz... Bu kadar saattir sizinle meşgulüz. Sizinle uğraşmamız sebebiyle ayırdığımız şu vaktin parasını verin diyorlardı. Yani hem ırzına geçiyorlar hem de diyorlardı ki biz yarım saattir seninle uğraşıyoruz. Bir saattir seninle uğraşıyoruz. Bize bir saatlik ücret vermen lazım. Ve o yakaladıkları ırzına geçtikleri kişinin mallarını gasp ederlerdi. Mallarını ellerinden alırlardı. Mahkemeye çıkardıkları zaman yani bu kişi mahkemeye bunları şikayet ettiği zaman mahkeme de o kendi ırzına geçilen kişinin aleyhine karar verirdi. Lehine karar verirdi. Derdi ki sen haksızsın. Bu insanlar seninle uğraştılar. Yani senin ırzına geçtiler. Bu kötüdür demiyor mahkeme. Senin ırzına geçmiş olabilirler ama seninle burada uğraşmışlar, vakit geçirmişler. Bu senin malların onlara helaldir diyorlardı. Bakın bu kadar sapkınlıkta ilerlemiş. Hani bu zamanda bazı olaylar yaşarız ya Allah nasıl sabrediyor da taş yağdırmıyor diyoruz değil mi? Bazen bakıyorsun kıymetli Müslümanlar bakın Suriyeli bir çocuk vardı. Küçük bir çocuk. Ne diyordu? Sizi Allah'a şikayet edeceğim. Bakın o çocuğun bedduasını yaşıyoruz şimdi. Yüz üstünde 3 yaşında, 2 yaşındaki çocukların denizin üzerindeki dalgalarla kıyıya vuran cesetlerini gördü bu insanlık. Hangileri konuşabildi? Bakın bugün bütün dünya, bugün özellikle kardeşlerim bunu bununla kıyaslayabiliriz. O çocuğun cansız bedeninin dalgaların kıyıya vurduğu o görüntüyü hiçbir Müslüman vicdanı onu unutamaz. Onu hafızlardan silemez. O çocuk yüz üstüne yatıyor. Ve kardeşlerim o Suriyeli çocuğun sözü sizi Allah'a şikayet edeceğim. Allah'a size şikayette bulunacağım. Allah'ın huzurunda sizden davacı olacağım sözlerinin ve şikayetinin bedduasının şu anda bu insanlık onun acısını çekiyor. Siz kime karşı geliyorsunuz ya? İnsanlara zulüm mü ediyorsunuz? Hadi bir aşı çıkarttık gidelim Afrikalıların üzerinde deneyelim. Bir ilaç mı icat ettik? Afrikalı Müslümanlar hazır. Biraz para verelim, yedirelim ilaçları, vuralım iğneleri, öldürelim. Böyle sömürdüler özellikle bu Fransızlar. Allah Celle Celaluhu İslam'ı kullanan, İslam'a karşı hüküm göstermeye çalışanlara fırsat vermesin. Rabbim İslam alemine birlik beraberlik nasip etsin ki bu din düşmanlarına karşı birlik beraberlikle cevap verebilme gücünü kuvvetini Allah İslam alemine nasip eylesin. Lut Aleyhisselam tabii kardeşlerim yani hiçbir sağlam delikanlı kalmamış. En sonunda Lut Aleyhisselam dayanamadı. Çıktı bir yüksek tepenin üstüne. Ya siz Allah'tan korkmuyor musunuz dedi ya. Yani hiçbir şeyden utanmıyorsunuz. Kendi evlatlarınızdan mı utanmıyorsunuz? Kardeşlerim kendi evlatlarıyla erkek erkeğe ilişkiye giren bir kavim. Bu kadar lanetli, bu kadar kalpleri kapanmış, mühürlenmiş. Yani batıldıkları halde batıyorlar. Hiç çekinmeden. Çünkü niye? Kardeşlerim hep söylüyoruz. Kalbiniz mühürlendikten sonra o mührü kaldıramazsınız. Allah katemallahu kulubihim. Ben onların kalplerini mühürledim derken. Bugünkü Allah'ın bahsettiğimiz mührünü sakın ha sıradan bir mühre benzetmeyin. Bu mührü yerinden kaldırmak kolay olmayacak. Bakın hep söylüyoruz. Şeytan bizi oyalıyor, şeytan bizi sürüklüyor. Hatalarımızda şeytan ya diyor ki ya bu haram değil ki ya. Ben bunu yapıyorum. Yapabilirim de. Bu bana yasak gibi gelmiyor. Kötü bir şey gelmiyor. Ama şeytan bizi oyalıyor. İnnen nefsele emmaratun bir su hiçbir zaman nefsin Allah diyor ki hep kötülüğü emredecek. İyi emrettiğini düşünemezsiniz. İyi bir, güzel bir şeyi önünüze koyduğunu göremezsiniz diyor Allah. Lut Aleyhisselam onlara seslendi dedi ki yapmayın. Yani siz kadınları bırakıyorsunuz, erkeklere yöneliyorsunuz. Hemen onlar cevap olarak ne dediler kardeşlerim Lut Aleyhisselam'a? Kale inni le amelikum minel qalin. Lut Aleyhisselam onlara dedi ki, Ey Lut işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut Aleyhisselam'a baktılar ki Lut Aleyhisselam konuştukça, Ey Lut sen konuşmaya devam edersen seni buradan çıkaracağız. Seni buradan kovacağız. Senin topraklarımızdan çıkarıp taşlayacağız. Lut Aleyhisselam kardeşlerim her bir konuştuğunda, her bir kelamını söylediğinde Allah'ın peygamberine karşı çıkıyorlardı. Lut Aleyhisselam'ı taşlıyorlardı. Lut Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışıyorlardı. Niye? Doğruyu söylediği için. Bugün de böyle değil midir? Doğru söyleyenlerin dokuz köyden kovulduğunu büyüklerimiz söylemiyor mu? Maalesef kardeşlerim bugün farklı farklı isimler koyarak işte eşcinseller yani bunun yanında kardeşlerim tekrar söylüyorum. İslam'da kardeşlerim İslam'da haram bu şer'i konularda yasak yoktur bunları açık bir şekilde hepinizden Allah için özür dileyerek derin bir şekilde yani yüzlerce defa özür dileyerek bunları söylemek zorundayız. İşte lezbiyenlik, homoseksüellik, bilmem ne bunları toplum içerisinde sıradanlaştırmaya çalışıyorlar insanların gözüne sokuyorlar. Her bir filmde bir pedofili, her bir filmde küçük çocuklara tacizi normal gösteriyorlar. Her bir filmde kadın kadına, erkek erkeğe olan ilişkileri normal gösteriyorlar. Bizim de insanlarımız geçiyor karşısına. Dizileri böyle saf bir şekilde yani evladının, ailesinin, çoluk çocuğunun, eşinin yanında ailecek oturuyorsun. İşte edebin, ahlakın birçok şeyin ayak altına alındığı diziyi ailecek beraber izliyorsun. Ve maalesef bunlar Allah'ın şeriatını çiğneyen insanlar ve Lut kavminde olan yaşanılanlar gibi maalesef kardeşlerim kadın kadına, erkek erkeğe yani hiçbir şekilde Allah'ın peygamberlerine karşı taviz vermeden batıl olan davalarında devam ettiler. Hiçbir şekilde vazgeçmediler. Ama Lut Aleyhisselam Allah'ın peygamberi taşlandığı halde sokak sokak, kapı kapı, ev ev her tarafı geziyordu. Girmedik, anlatmadık insan bırakmıyor. Yapmayın. Allah için Allah'ın dinini çiğnemeyin. Allah'ın emrini çiğnemeyin. Bakın size azap gelecek. Lut Aleyhisselam kavmine yalvarıyor. Kavminin helak olmaması için Allah'a dua ediyor. Yalvarıyor Allah'a. Ya Rabbi sen bu insanlara acı. Ya Rabbi sen bu insanlara merhamet et. Ve Lut Aleyhisselam kardeşlerim tepki almasına rağmen yani o kadar insanlara Allah'ın dinini anlatmasına rağmen gördüğü bütün tepkilere karşı bütün peygamberlerin yaptığı gibi Allah'ın dinini anlatmaya devam etti. Tabii kardeşlerim bu hadis-i şerifler malumdur. Geçerdir, geçerlidir. Birçok hadis-i şerifte İmam Buhari'de, İmam Hanbel'de, Tirmizi'de geçiyor. Allah Resulü buyurur ki böyle bir fiili yapana Allah lanet etsin. Kadın kadına ilişkide bulunanı Allah lanet etsin. Erkek erkeğe ilişkide bulunan Allah lanet etsin. Allah'ın Resulü bu konuda son noktayı koymuştur. Şimdi maalesef bakıyoruz ki dünya ülkeleri bunları savunuyor. Bu insanlar doğuştan böyle doğmuş diyor. Kardeşlerim, Allah hiçbir zaman hiçbir şekilde bir kadını erkeğe meyli yaratmamıştır. Erkeğe kadını kadına erkeği erkeğe meyli yaratmamıştır. Bunu bozan insandır. Bunu hamını bozan, ham maddesini bozan, kendi kanını bozan, kendi duruşunu, iffetini bozan insandır. Allah hiçbir kadını kadına münasebet edecek şekilde yaratmamıştır. Hiçbir erkeği erkeğe duygu besleyecek şekilde yaratmamıştır. Ve bu insanlar kardeşlerim bedenlerinde bir hastalık taşıyorlar ve bu hastalığı da ne yapacaklar? Tedavi etmeleri lazımdır. Bakın bu kardeşlerimizi kötülediğimiz için söylemiyoruz. Düşmüş bir hataya. Biz o kardeşlerimizden dönüş bekliyoruz. Tövbe bekliyoruz. Allah'a yönelmelerini bekliyoruz. Kıymetli Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılıyor. Ve öyle bir kavim ki Allah'ın ulayce belhum edal hayvanlardan daha aşağı gördüğü bir kavim. Hayvanların daha aşağısında bir insan düşünebilir misiniz? Ama Allah öyle anlatıyor. Hayvanların daha aşağısındadır onlar. Niye? Çünkü kadın kadına bir duygu taşıyor üzerinde. Erkek erkeğe bir duygu taşıyor. Tekrar söylüyorum. Allah hiçbir şekilde bunu konuşup yani benim yaratılışım bu şekilde diyenler Allah'a iftira atıyor. Ben kadına kadın olarak kadına duygu beslemiyorum. Erkek olarak erkeğe içinde bir duygu beslemiyorum diyenler Allah'a iftira atıyor. Allah "Laqad halaknal insane fi ahsani taqwim" insanı eksiksiz olarak Allah yaratmıştır. Kıymetli Müslümanlar Lut aleyhisselam anlatmaya devam ediyor. Allah'ın emirlerini anlatıyor. Allah'ın peygamberleri dinini anlatmaya devam ediyor. Lut aleyhisselam bu kavme peygamber gönderilmeden önce bir hanımı vardı. O hanımı Lut aleyhisselama iman ediyordu. Ona inanıyordu. Ama bu, bu hanımı Lut aleyhisselamın kardeşlerim ilk hanımı vefat ettikten sonra ilk hanımının ismi Fevat isminde bir hanımı vardı. Lut aleyhisselamın bu hanımı vefat ettikten sonra Lut aleyhisselam Vahile isminde Somut kavminde olan bir kadınla evlendi. Yani onların içerisinde olan bir kadın onlara yapı olarak, düşünce yapısı olarak onların yaptıklarını onaylayan bir kadındı. Kardeşlerim ama bakın buranın altını çizelim. Yani ahlak olarak onlara benzeyen derken Lut peygamberin hanımı ve bütün peygamberler için söylüyorum. Hiçbir peygamberin hanımı zina yapmak üzere yaratılmamıştır. Bakın bütün peygamberler. Lut Aleyhisselam'ın hanımı da buna dahildir. Kafir de olsa, küfrün içinde de olsa, Allah'ın peygamberine karşı da gelse Allah hiçbir zaman iffetsiz olan bir kadını peygamberinin yatağına sokmamıştır. Hiçbir zaman. Bütün peygamber hanımları, bu zamana kadar gönderilen 124 bin peygamberi hanımların tamamı iffetlidir. Tamamı namusuna sahip çıkmıştır. Ama inanç konusunda kocalarına inanmamışlardır. Bu ayrı bir mesele. Ama hiçbir şekilde... Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hanımlarında hiçbir şekilde bu haslet yoktur, İffetsizlik yoktur, hiçbir şekilde zina yoktur. Çünkü Allah peygamber hanımlarını temiz olarak tayin etmiştir. Sadece inanç konusunda, kendi düştükleri hatada, tuzakta, nefse uyma konusunda şeytana uyarak kardeşlerim maalesef farklı tuzaklara yönelmişlerdir. Şimdi kardeşlerim bunlar ne yaptılar? Toplandılar dediler ki biz Lut'u öldürelim, rejim edelim, taşlayalım, gönderelim buradan. Çünkü bizim yaptığımız fiillere karşı geliyor. Ve kardeşlerim Lut aleyhisselam en sonunda kavmine yalvarıyor, yakarıyor. Allah Celle Celaluhu üç tane melek görevlendiriyor. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Allah buyuruyor ki biz elçilerimizden üç kişiyi vazifelendirdik. وَلُوتَنْ اِذْقَالَ لِقَوْمِهِ Yani Lut aleyhisselam kavmine dedi ki Etetun el fahişete ma biha min ahadin min alemin. Bu zamana kadar yeryüzüne gelmiş olan toplumların hiçbirinin yapmadığı iffetsizliği, terbiyesizliği yapıyorsunuz siz dediler. Yani Lut peygamberin kavminden önce hiçbir kavimde erkek erkeğe ilişki göremezsiniz. Onu başlatan Lut Aleyhisselam'ın kavmidir. Ve bugün de onları devam ettiren, bakın tekrar söylüyorum hastalıkları bir kenara koyuyorum. Hasta olanlar hastalıklarını tedavi edecekler ve tedavi etmedikleri halde kendi gittikleri bu çirkin yolu insanlara güzel gösterdikleri halde onlar her zaman Lut Aleyhisselam'ın kavminin artıkları olarak konuşulmaya devam edilecektir. Çünkü Kur'an onları böyle anlatıyor. Allah'ın Resulü onlara lanet olsun buyurmuştur. Sen bu halde hala devam ediyorsan ki maalesef kardeşlerim şimdi isim söylemeyeceğim. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada bir tane adam var. Yani tabii kendi normalde erkek ama kadınlığa meyil etmiş. Bunu da sosyal medyada insanların gözünde tatlı göstermeye çalışıyorlar. İsmini söylemeyeceğim. Bir bakıyorsun işte İslami videoların yayılmadığı kadar videoları izleniyor. Giriyorsun 4 milyon kişi takip ediyor. Milyonlarca videoları izleniyor. Milyonlarca fotoğrafları beğeniliyor. Milyonlarca insan yorum yapıyor. Çünkü kardeşlerim bunlar toplumun iffetsizleştirilmesi, ahlaksızlaştırılması için hazırlanan birer proje. Adam erkek ama kadınlığa meyletmiş, kadın gibi hareket ediyor, kadın gibi giyiniyor, kadın gibi yaşıyor ve topluma da kendisini ön planda koyarak kendini ön planda bir de çektiği videolarda işte La ilahe illallah diyor, eşhedü en la ilahe illallah diyor, besmele çekiyor, elhamdülillah iyiyim diyor, işte bugün ben oruççuyum, Ramazan'da oruç tuttum. Şimdi kardeşlerim bunlar kötülediğimiz için söylemiyoruz. Allah hidayet versin. Allah bu hastalığa düşmüş olan bütün Müslüman kardeşlerimize, Müslüman olmayanlara da Allah öyle bir hidayet versin ki kalplerine bir anda hem bu hastalıklarını tedavi ettirsinler hem de Allah ve Resuluna yönelsinler. Bizim duamız budur. Kimseye hakaret etmeyiz ama doğruları da konuşmak zorundayız. Kimse bu toplumu Allah'ın yasakladığı, peygamberin kabul etmediği farklı ahlaksızlıklara sürükleyemez. Bunları anlatacağız, bunları söyleyeceğiz ama kötülediğimiz için söylemiyoruz. Eğer hastaysa tedavi ettirecek ne kadar çirkin bir şeydir ki bir erkek kendini bir kadın gibi göstersin. Ne kadar çirkin bir fiildir bir kadın kendini bir erkek gibi göstersin. İnsanlık bunun neresindedir? Edep, ahlak, haya bunun neresindedir? Neresini bunun konuşabilirsiniz? İşte kardeşlerim Lut Aleyhisselam Allah buyurdu ki biz Lut kavmine üç tane elçi gönderdik. Üç tane melek gönderiyor Allah. Kimdir bunlar? Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam. Onlar gönderildi. İlk önce bu üç tane melek tabi güzel erkek kılındalar, tertemizler dışarıdan bakıldığı zaman o kavimde öyle güzel olan hiçbir erkek yok. Hani Allah imtihan edecek. Bakın Rabbimiz nereden imtihan ediyor? Üç tane Allah meleğini, elçi meleğini Allah Celle Celaluhu peygamberlere gönderiyor. Ama peygamberlerin bundan haberi yok. Önce o üç tane melek Hazreti İbrahim'in evine geliyorlar. Kapıyı çalıyorlar. İbrahim Aleyhisselam kapıyı açıyor ama melek olduklarını bilmiyor İbrahim Aleyhisselam. Eve alıyor, onlara bir şeyler ikram etmek istiyor. Önlerine koydukları taslara el uzatmıyorlar. İbrahim Aleyhisselam korkuyor çünkü eski dönemlerde bir adet vardır. O dönemlerde bir insan evinize misafir olarak gelince onun önüne bir yemek koyduğunuz zaman eğer o yemekten yemiyorsa gelen kişi kendisinin art niyetle geldiğini ifade etmek için o yemeği yemiyor. Yabancıysa koyduğunuz yemeği yemiyorsa o kişinin bu eve bir gasp niyetiyle, bir art niyetle geldiğini o ev sahibi anlardı. İbrahim Aleyhisselam dedi ki bunlar acaba bizi gasp etmek için, bize zarar vermek için mi geldiler? Öndeki yemeklerini yemediler. Ve İbrahim Aleyhisselam tabi tedirginliği, telaşı artmaya başlayınca bakın Allah'ın peygamberi bile korkuyor ya. Kalbinde bir korku var. Ve diyor ki o melekler ey İbrahim sakın korkma. Korkma biz Allah'ın melekleriyiz, biz Allah'ın elçileriyiz. Biz sana müjde vermeye geldik. Hani dedik ya Hz. Lut Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam aynı dönemde yaşayan iki peygamber. Lut Aleyhisselam Hz. İbrahim'in şeriatını devam ettiriyor. Ve kardeşlerim Hz. Lut Aleyhisselam Hz. İbrahim Aleyhisselam melekler kendilerine müjde verdiğini vereceğini söyleyince Hz. İbrahim rahatladı. Bir rivayete göre Hz. İbrahim o zaman 130 yaşında. Hanımı Sare annemiz 90 yaşında. Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Allah vahiy indiriyor. Ey İbrahim Allah sizi bir erkek evlatla ishakla Allah müjdeliyor. Sahra annemiz bir an kendi kendine ayet-i kerimenin ifadesiyle ya ben kocamış bir kadınım. 90 yaşında bir kadın benim nasıl çocuğum olabilir? Allah isterse her şey oluyor. Siz yeter ki Allah'a teslim olmasını bil. İmtihan edebilir. Sıkıntı yaşayabilirsin. Allah Celle Celaluhu seni maddi manevi imtihan edebilir. Ama bunu bileceksin ki her sıkıntının, her derdin arkasında ferahlık vardır. ve inne me'al usri yusra, inne me'al usri yusra. Her zorluğun arkasında Allah bir kolaylık çıkarmıştır. Elbet kulunu imtihan edecek. Bir sıkacak seni Allah, o sıkıntıda Allah'a karşı nasıl duruşunu imtihan edecek, test edecek. Ondan sonra o sıkıntıdan Allah seni çıkaracak. Ferahlığa kavuşturacak Allah seni. Hz. İbrahim'e 130 yaşında, Sara annemize 90 yaşında Allah evlat lütfediyor. Öyle bir evlat ki İshak Aleyhisselam'ı gönderiyor onlara. Rabbimiz İshak peygamberi bir evlat olarak İbrahim Aleyhisselam'a 130 yaşında müjdeliyor. O zamana kadar çeşitli imtihanlar görmüş. Şimdi birçoğumuz bu imtihanları geçiyoruz bu imtihanlardan. Kimisinin evladı olmuyor, kimisi ayrı ayrı sıkıntılar. Bunlar hepsi Allah'ın imtihanıdır. Ya Rabbi lütfun da hoş, kahrın da hoş diyeceğiz. Allah'a kendimizi teslim edeceğiz. Bu kadar basit. Karşı gelemezsin. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın 12 evladı bir göçük altında kaldığında şeytan ona gelip Ey Eyüp artık Allah'a karşı gelmeyecek misin? Allah seninle alay etmiyor mu? Sana 12 evladı verip bir anda 12 evladını birden alan Allah değil mi? Artık Allah'a karşı gel dediği zaman Eyüp Aleyhisselam şeytana dedi ki Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Veren de o, alan da o. Ben ona nasıl karşı gelebilirim ya? Ne diyebilirim ben Allah'a? Benim ona karşı gelmem isyandan başka ne olabilir? Lut Aleyhisselam bu melekler Allah'ın elçi melekleri Hazreti İbrahim'e bu müjdeyi verdikten sonra dediler ki ey İbrahim bu müjdeden sonra sana bir de farklı bir haberimiz var. İbrahim Aleyhisselam korkmaya başladı. Dedi ki ne oldu dedi Allah'ın meleklerisiniz siz yani kavim olarak birini helak etmeye mi geldiniz neye geldiniz deyince Allah'ın melekleri buyurdular ki Allah bizi Lut'un kavmine gönderdi. Onu helak etmeye, onların onun kavmini helak etmeye Allah bizi gönderdi. Tabi İbrahim Aleyhisselam korkuyor. Doğada bulunuyor. İbrahim Aleyhisselam o meleklere şöyle bir soru sordu. Kardeşlerim bu bizim için, hepimiz için birer örnek. Yani her mahallede birer cami olması çok büyük nimettir. Her mahallede birer ilim meclisi olması çok büyük nimettir. Her mahallede birer hoca olması, birer hafız olması, namaz kılan insanlar, tesettürlü insanların bulunması bir nimettir. İbrahim Aleyhisselam o meleklere sordu. Cebrail Aleyhisselam orada, Mikail Aleyhisselam orada, İsrafil Aleyhisselam orada. Dedi ki eğer o kavimde 500 tane Allah'a iman eden olsa o kavmi helak eder misiniz? Melekler dediler ki: "Allah'a 500 tane iman eden bir kavimde bulunan 500 kişinin hürmetine biz onları helak etmeyiz." Peki 400 kişi olsa helak eder misiniz? Dediler ki melekler 400 kişi de olsa Allah helak emrini vermez. 300 kişi olsa dediler. 200 dedi İbrahim Aleyhisselam. 100 söyledi, 90'ı söyledi. Ona kadar söyledi. Dedi ki: "Bir kavimde 10 tane iman eden varsa o kavmi helak eder misiniz?" Melekler buyurdular ki Allah bir kavimde 10 kişi bile iman etse onların hürmetine Allah azap göndermez. Ama o 10 kişi dürüst bir şekilde amel yaptığı, Allah'a iman ettiği, dini samimi yaşadığı müddetçe Allah asla onlara azap göndermez buyurdu. Peki ondan aşağı inince melekler buyurdular ki onun aşağısı için bizim hani size sana verebileceğimiz, konuşabileceğimiz bir cevap yok. 10 kişiden aşağı bir toplumda iman edenlerin sayısı az olursa iman edenlerle beraber iman ettiğini söylediği halde zayıf yaşıyorsa ben iman ediyorum namaz yok ben iman ediyorum tesettür yok ben iman ediyorum yani imanın çeliştiği noktalar iman ediyorum diyen bir insan namaz kılmıyorum diyorsa bu çelişir bunlar doğru şeyler değil ha bunları kötülediğimiz için söylemiyoruz kardeşlerim bakın bunları söylediğimizde asla bizi izleyen dinleyen kardeşlerimiz bunu bizden yanlış anlamasınlar yani belki de bugün sokakta gördüğümüz hiç bilemeyiz. Kenarda belki alkolden belki başka bir şeyden yani sarhoş olmuş, kendini bir kenara atmış bir insan bile bugün belki bizden daha hayırlı olabilir. Bunu bilemeyiz. Biz mümin olarak tevazu, rahmetle kendimizi bütün insanlardan aşağı göreceğiz. Hakaret ettiğimiz için bunu söylemiyoruz. Kınadığımız için söylemiyoruz ki kainatın efendisi buyuruyor ki kınadığınız bir şey başınıza gelmedikçe asla ölmezsiniz. İnsanları kınamak bize yakışmaz. Kınamak için söylemiyoruz. Ve kardeşlerim, yani bu haberden sonra bir toplumda 10 kişiden aşağı iman edenlerin sayısı az olursa, ondan aşağı olursa Allah o kavmi helak eder dedi melekler ve İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrıldılar. İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrıldılar. Somut kavminin bulunduğu yere geldiklerinde kardeşlerim, orada içeriye yani o kavmin bulunduğu yerden içeriye girdikleri zaman Sodom kavmi ve Gomorre şehrine geldiklerinde ilk girişinde iki tane kız gördüler. Kuyudan su çekiyorlar. O kızları böyle çok edepli, temiz kızlar gördüklerinde Allah'ın melekleri tabii onların Lut Aleyhisselam'ın kızı olduklarını biliyorlar. Ama erkek kılığında gelmişler. Delikanlı, yakışıklı, güzel. O kavimde hiç böyle yakışıklı görülmemiş erkekler halinde geliyorlar. Lut Aleyhisselam'ın kızlarına seslenerek bugün Bizim burada geceleyebileceğimiz bir ev var mı? Bizi bugün misafir edecek, bize yemek yedirebilecek bir ev var mı burada? Tabii Lut aleyhisselam'ın kızları hemen tedirgin oldular. Hemen korktular çünkü biliyorlar ki dışarıdan gelen her bir erkek tecavüz ediliyor, ırzına geçiniyor, namusuna el konuluyor. Hemen koşarak babaların yanına gittiler. Dediler ki baba Bizim şehrimize gelen üç tane erkek delikanlı var. Çok yakışıklılar, çok temiz yüzlüler, uzun boylular, uzun saçlılar. O kadar güzel ki bu kavimde böyle güzellikte hiçbir erkek yok. Deyince Lut Aleyhisselam dedi ki ne istiyor onlar? Kalacak bir gece dinlenecek bir ev arıyorlar. Lut Aleyhisselam hemen o gecenin karanlığında koşarak gitti. Onları kavmin fark etmemesi için gece evine aldı hemen o üç misafiri. Tabi Lut Aleyhisselam melek olduğunu bilmiyor onlar o üç delikanlıyı evine aldı. O üç delikanlı Lut Aleyhisselam'ın evinde misafir. Yakışıklı delikanlılar, güzel delikanlılar. Lut Aleyhisselam gizliden hani onları misafir edip bir an önce gönderme derdinde. Ya ne kadar zor duruma düşmüş peygamberler ya. Ne kadar sıkıntı, sık, stres çekmişler. Allah için şu girdiğiniz sıkıntıları Allah'a arz edin ya. Allah'ın peygamberleri gibi. Kale Rabbin surni ala kavmil Ya Rabbi şu müfsit olan kavme karşı bana yardım et ya Rabbi demiş. Lut aleyhisselam Allah'ın peygamberi ya. Gece kalmış üç tane misafiri evinde ağırlamak için. Diyor ki eğer kavmin bu üç erkeğin geldiğini duyarsa bunun ırzına geçecekler diye. O sıkıntıyla, o stresle, o koşuşturmayla hiç demiyor ya ben peygamberim bir mucizeyle bunları saklarım. Hiç bu derd işin peşinde değil. Kendisinin içinde bulunduğu makamı gösteriş yapma peşinde değil. Lut peygamber Allah'a sınırarak. Kale Rabbin surni ya Rabbi bu kavme karşı bana yardım edebilecek olan ancak sensin. Allah'tan başka size kimse yardım edemez. Belki birileri bir şeylere sebep olabilir, vesile olabilir ama yardımın kaynağı Allah Celle Celaluhu'dur. Allah size yardım edebilir. Allah'tan isteyeceksiniz. Dara mı düştün? Aç ellerini Allah'tan iste. Sıkıntıya mı düştün? Ya Rabbi kalbimi ferahlat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verilen emir gibi kardeşlerim. Mesela bakıyoruz yani bu bütün kardeşlerimize tavsiyemizdir. Hocam ben çok daralıyorum. Evde sıkılıyorum. 5 artı 1 ev, dubleks ev ama sağmıyorum eve diyen kardeşlerimiz İnşirah suresini çok okuyun. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü açıp ferahlatmadık mı? Peygamberin sıkıntılı döneminde Allah'ın ona yağdırdığı rahmetten bahsediyor bu sure. Sıkılan, bunalan kardeşlerimiz bu sureyi okusunlar. İnşallah inanarak teslim ederek kendilerini bu sureye okurlarsa Allah onlara düştüğü darlıktan feraha inşallah tebdil edecektir. Lut peygamber o misafirleri aldı evine. Hemen dediler ki Lut Aleyhisselam dedi çabuk kapıları kapatın, çabuk pencereleri kapatın, kapıların önündeki sürgüleri çekin, kilitleyin. Sakın bu gece kavmim eğer bu evde üç erkek olduğunu bilirse muhakkak ki o erkeklerin üzerine geçecekler. Bakın bir peygamber kendi evine gelen misafiri emanet biliyor. Misafir emanettir. Senin evine gelen bir misafir rahmettir. Onun başının üstünde taşıyacaksın. Başının üstünde onu ağırlayacaksın. Yani yemediğini ona yedireceksin. Evinden çıkana kadar Allah'ın sana bir lütfudur misafir. Lut peygamber kardeşlerim onları evine aldı. Hemen oturdu. Onlarla sohbet etmeye başladı. Çok güzel gençler. Yüzlerine bakılınca insana huzur veren delikanlılar. Ve böyle olunca maalesef Lut Aleyhisselam'ın hanımı o arkada Lut Peygamber'in konuşmalarını duyunca baktı ki evine üç tane genç gelmiş. Lut Peygamber'in söylemlerine yola çıkarak vahile hemen oradan çıktı. Kardeşlerim kavminin yanına gitti. Gece vakti bütün kavminin önde gelenlerini topladı. Dedi ki çabuk gelin dedi. Evimizde üç tane delikanlı var. Üç erkek gelmiş. Çok yakışıklı. Böyle bir şey bulamazsınız. Anlatıyor böyle. Lut aleyhisselam bakın bir peygamber hanımı yapıyor mu? Bir peygamber hanımı kocasını yalanlıyor. Evine gelen misafirin namustur. Evine gelen misafir şereftir. Onu insanlara yayıyor. Ya peygamberler nasıl imtihan çekmişler ya? Allah nasıl onları zorlu imtihanlarla imtihana çekmiş? Bugün senin hanımın en ufak bir şey yaptığı zaman hemen diyorsun ki benim hanımım şöyle, benim hanımım böyle. Senin hanımın Allah'a şirk mi koşuyor, ortak mı koşuyor? Kardeşlerim, bunlar iman edenler için örnektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah bunları iman edenlere örnek olarak anlatıyor. Ve kardeşlerim, Lut Aleyhisselam'ın hanımı gidip kavminin önde gelenlerine söyleyince bir anda o şehirde bir yaygara koptu. Bütün erkekler, bütün insanlar Hazreti Lut Aleyhisselam'ın evinin etrafını sardılar. Çünkü öyle bir azmışlar Hastalık bedenlerine öyle bir işlemiş gecenin bir vakti de olsa hani bazen insan bir gece vakti böyle bir günaha meyletmek istese uykudan dolayı uyku onu alıkoyar. Der ki ya ben neyse bu gece kalkmayayım. Yarın neyse yarın yaparız. Günah mı işleyeceğim ya? Bu uyku engeller ama öyle bir sapkınlığa uğramıştı ki bunlar Allah kalplerini öyle bir mühürlemişti ki Hz. Lut Aleyhisselam'ın evinin etrafını çevirdiler. Kapıya vuruyorlar, camlara vuruyorlar. Ey Lut eğer o üç erkeği bize teslim etmezsen bu evi senin başına yıkacağız diyorlar. Bakın nasıl azgınlığa uğramış bir kavim. O erkekleri bize teslim etmediğin müddetçe biz o evi senin başına yıkacağız. Bu evi senin başına yığacağız dediler. Lut Aleyhisselam evinin sesini duyurabilecek yerlerinden kavmine diyor ki ey kavmim yapmayın. Allah'ın peygamberinin misafirine de mi saygınız yok? Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın peygamberinin misafirlerine karşı saygınız olsun. Yapmayın. Misafirlerime dokunmayın. Lut peygamber yalvarıyor. Lütfen diyor misafirlerime karışmayın. Çünkü bu sizin yaptığınız çok çirkin bir iştir. Bu ağır bir iştir. Kardeşlerim onlar dediler ki hayır biz sen ne yaparsan yap. Çabuk bize o üç genci teslim et. Kardeşlerim Lut aleyhisselam böyle söyleyince onlar dediler ki biz kabul etmiyoruz. Sonra Lut aleyhisselam şunu söyledi. Kardeşlerim bakın buraya çok dikkat edin kendi evine gelen misafiri muhafaza eden bir peygamber. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Lut Aleyhisselam onlara şöyle söyledi. Dedi ki size kendi kızlarımdan hatta yani aynı şekilde ayet-i kerimeyi okuyalım. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا Lutan سِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve çok zor bir gün dedi. Üç tane misafir delikanlı gelmiş. Kavim ailesinin etrafını, evinin etrafını sarmış. Lut peygamber üzülüyor. Misafirlerine bir zarar gelecek diye korkuyor. Çünkü misafir Allah'ın emanetidir. Ama hala onların melek olduğunu bilmiyor Lut peygamber. Ya Rabbi misafirlerimi muhafaza et diyor. Allah'ım misafirlerimin başına bir iş gelmesinden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Ayetin devamında kardeşlerim وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Dedi ki Lut Aleyhisselam'ın evlerini sardıkları zaman Lut Aleyhisselam onlara dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ ha ulai, بَنَاتِ لَكُمْ Bakın bunlar benim kızlarım. İki kızı vardı. Bunlar da benim kavmimin kızları. Onlarla sizi nikahlayayım. Ama yeter ki şu misafirlerime dokunmayın ve cevap olarak kardeşlerim dediler ki Fettakullah ve la fi dayfi eleyse minkum raculur rashid dediler ki ey Lut yani sen ne yaparsan yap biz senden kız istemiyoruz kadın istemiyoruz biz o erkekleri alacağız sen o erkekleri bize teslim etmediğin müddetçe bu evden çıkamayacaksın Kardeşlerim Lut Aleyhisselam o kadar çok üzüldü ki artık çıkış kapısı yok. Evin etrafı sarılmış yüzlerce erkek evin etrafında. O erkekleri istiyor, misafirleri istiyor. Lut Peygamber çok daralıp üzülmeye başlayınca o meleklerden birisi Cebrail Aleyhisselam dedi ki Ey Lut korkma, üzülme, mahzun olma. Biz Allah'ın elçileriyiz. Hiç korkma sana hiçbir zarar gelmeyecek. Bize de hiçbir zarar gelmeyecek. Bütün kapıları ve pencereleri açır. Allah'ın melekleri Hazreti Lut'a çağrıda bulunuyor. Evinin bütün kapılarını aç. Evinin her tarafını aç. Onlar hiçbir şekilde sana zarar veremeyecekler. Lut Aleyhisselam'ın burada bir duası var. Lut Aleyhisselam duasında dedi ki: "Ya Rabbi, yani ben bunlara karşı koyamıyorum. Senin gibi bir güç var benim arkamda. Keşke senin gibi bir güce kendimi sırtımı yaslayabilseydim. O güçten, kuvvetten güç alabilseydim." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lut aleyhisselamın şu duası hakkında şöyle buyuruyor. Diyor ki Lut peygamberin duası hürmetine Allah bütün peygamberlere Lut peygamberden sonraki bütün peygamberlere büyük güç kuvvet vermiştir. Resulullah'a gençlerin kuvvetini vermiştir. Gençlerin yardımını lütfetmiştir. Birçok peygambere Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya kendisinden Lut Aleyhisselam'dan sonra gelen birçok peygambere ve kendinden önceki birçok peygambere Allah Lut peygamberin duası hürmetine o peygamberleri güçlü kılmıştır. Ve o melekler Cebrail Aleyhisselam dedi ki ey Lut kapıyı aç. Lut aleyhisselam kapının süngülerini açar açmaz dışarıdaki o azgın kavim, o sapık kavim bir anda evin içine daldılar. Cebrail aleyhisselam ellerini kanatlarını kaldırarak iki kanadını bir anda çırpınca evin içerisine giren herkes kör oluyor. O gözlerinin kör olmasıyla herkes önüne çıkan bir engele takılıyor ya duvara çarpıyor ya kapıya çarpıyor ya ayağa takılıp yere düşüyor. Lut aleyhisselam o evine gelen Cebrail Aleyhisselam'ın mucizeyle, mucizeyle, icazıyla gösterdiği mucizeyle onların gözünü kör eden insanları tek tek kolundan tutup dışarıya çıkarıyor. Ve onlar hala diyorlar ki ey Lut senin peygamberliğin sana yetmedi de bu sihirbaz gençleri getirip bize sihir mi yapıyorsun? Biz buradan çıksak da birazdan tekrar mutlaka geri geleceğiz dediler. Bak küfürden dönmüyor. Kardeşlerim son anda küfürden dönmek çok zordur. Çok zor. Allah yardım etmezse son nefeste küfürden dönemezsin. Mucizeleri gördükleri halde Allah gözlerine perde çekip gözlerini kör ettikleri halde ne yaptılar? Lut Aleyhisselam'ın o kavmi dedi ki ey Lut sen bizim gözümüze perde indirdin, kör ettin, sihirbazlık yaptın ama biz tekrar döneceğiz. Bu gençleri senden alacağız. Seni ve onları burada sağlam bırakmayacağız. Küfürde sabit. Ve kardeşlerim geri döndüler. Lut Aleyhisselam evinde ve gelen her bir kimse kardeşlerim orada Lut Aleyhisselam'ın mucizesiyle karşı Lut Aleyhisselam'a gelen elçi meleklerin mucizesiyle karşılaşıyor ve melekler dediler ki İnnehu musibuha innehu musibuha ma inne mev'iduhum subh eleyse bi garib. dediler ki ey Lut sabret sana iman edenlerle beraber buradan ayrıl ve git ama hanımını bizimle beraber bırakacaksın. Sakın geriye dönme. Ayetin ifadesi Allah buyuruyor ki: "Kalu ya Lutu inna rusulu rabbike ileyke bi ehlike min el Gece vakti olunca ey Nuh buradan çıkıp git ve hanımını burada bırak. Hanımını götürmeyeceksin. Çünkü o sana karşı geldi. O senin evinde bulunan misafirleri kavminin önde gelen sapkınlarına gece evinden çıktı. Evinin içerisinde olan bir meseleyi o sapık olan kavme anlattı. Senin hanımın bu azap ediciler, azap görecek olanların içinde kalacak. Lut aleyhisselam gece vakti kendisine iman eden kızları var yanında. Çok fazla iman eden sayısı yoktu Lut Aleyhisselam'ın ümmetinde. Gece vakti Lut Aleyhisselam oradan ayrılmak üzereyken ayet-i kerimenin devamında melekler dediler ki Eleyse subhu bi garib sabaha doğru bunların hepsini tamamen helak edeceğiz. Eleyse subhu bi garib sabah vakti çok yakındır. O sabah vaktinde onları azap yakalayacak. Allah'ın peygamberine karşı gelmenin görecekler. Onun cezasına çarptırılacaklar. Ve kardeşlerim Lut Aleyhisselam oradan ayrıldı. Ama tabi oradan çıktı Lut Aleyhisselam. Ama bir yandan geri dönüyor. Eşi kendisine iman etmese de inanmasa da eşine doğru dönüp bakıyor. Ve bakıyor ki yani ona karşı yüreği burkuluyor. Her ne kadar iman etmese de, her ne kadar inanmasa da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın evladına yaptığı çağrı gibi oğlum gel kurtul bundan. Eşine döndü. Lut Aleyhisselam baktı eşine ama melekler ona dediler ki ey Lut asla ve asla geriye sakın dönme. Çık git. Sana iman edenleri al götür buradan. Çünkü sabah vaktinde bunların başına çok büyük bir bela yağacak. Lut Aleyhisselam oradan çıkıp gitti ki kardeşlerim peygamberimiz de mesela ordusuyla beraber bir sefere çıktığında bir savaşa çıktığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helak edilen kavimlerin ikamet ettiği bölgelere geldiğinde mesela bir çoğunda söylemiştir. Resulullah buyurmuştur ki ashabım şu bölgeye geldiğimizde sakın ha o kuyulardan su içmeyin. Sakın ha oralardan konaklamayın. Oralardan çıktığınız zaman arkanızı dahi dönmeyin. Çünkü burası falanca kavmin helak edildiği yerdir. Bu Resulullah'ın bir sünnetullahıdır. Kavimlerin helak edildiği bölgelerde çok durmak doğru değildir. Onların bulunduğu bölgede arkana bakmadan orayı terk edin buyuruyor Allah'ın Resulü. Çünkü Allah oraya bir ceza yağdırmıştır, bir musibet yağdırmıştır Allah. Ve kardeşlerim Lut Aleyhisselam geriye döndü. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Celle Celaluhu Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenleri anlatıyor. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسُ Onlar Lut Aleyhisselam'a dediler ki Ey Lut sen temizsin çık git dediler ama Lut aleyhisselam onlara ısrarla devam etti ve sonunda Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ayetin devamında fe ve ehlehu biz ona iman edenlerle beraber onu çıkardık illem amcak ona karşı gelen onun evindeki misafirleri dışarıya anlatan hanımını orada bıraktık. Kime karşı geliyorsun ya? Allah'ın peygamberini kime şikayet ediyorsun? kânet minel gâbirin Allah buyuruyor ki karısı ise azabın içinde kalanlardan oldu. Kânet kaldı orada minel gâbirin azap görücü bir kadın oldu. Ve ayetin devamında Rabbimiz ve emtarnâ aleyhim metere fenzur keyfe kâne âkibetul Onların üzerine azap yağmuru yağdırdık. Lut kavmi sabaha karşı önce Allah diyor ki işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Yani her bir taş Kimin başına düşeceğini biliyor. Hangisinin başına düşüyorsa helak oluyor. Kimin başına düşüyorsa helak oluyor. Gökten taşlar yağıyor. Allah'ın peygamberine karşı gelenlerin hepsi helak ediliyor. En sona kalan Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımı. Eşine karşı gelmişti, kocasına karşı geldi. Ailesinde evinde bulunan bir misafiri insanlara anlattı. Ve onların üzerlerine gelmesine sebep oldu. En son yukarıdan işaretlenmiş bir taş onun başının üzerine gelerek onları helak ettiler. Ve sonra Allah buyuruyor ki biz o kavmin altını üstüne getirdik buyuruyor. Ve öyle bir sesle onları helak ettik ki kıyamete kadar onları insanlığa bir ibret olarak bıraktık. Kardeşlerim, Lut Aleyhisselam'ın kavminin kalmış olduğu mekanla alakalı bir bilgi verdikten sonra inşallah sohbetimi bitiriyorum. Şimdi şunu ifade edelim. Lut kavminin helak olma sebepleri neydi? Birincisi çok livata yapıyorlardı. Yani erkek erkeğe ilişkide bulunuyorlar. Yoldan geçen insanlara sapanla taş atıyorlar. Hatta öldürmek istedikleri insanlara önce livata yapıyorlar. Erkek erkeğe bir birliktelik ardından sonra onu öldürüyor. Ve kardeşlerim içkide zirve yapmak, mazeretsiz yere sakalları kesmek, sebepsiz yere ıslık çalmak, sebepsiz yere yani Lut Aleyhisselam'ın kardeşlerim helak edilmesinin sebeplerinden birisidir. Bakın bu bizim maalesef toplumumuzda çok alkış yapmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden çıktığı zaman yine müşrikler Resulullah'ın arkasından alkışlamışlardır. İslam'da alkışlamak doğru bir davranış değildir. Çünkü alkışlamak Lut kavminin helak sebeplerinden biridir. Allah'ın peygamberine karşı alkışla karşı çıkıyorlardı. Ellerini birbirine vurarak onunla alay ediyorlardı. Şimdi biz ne görsek şak 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 başlıyoruz alkışlamaya. Bir şey diyor. Hemen başta alkışlamaya. Yani bu İslam'da olmayan şeyleri yapmayın. Bakın bunlar bazı kavimlerin helak edilme sebepleridir. Ve kardeşlerim Hasan Basri'nin rivayetiyle bu hadiste Peygamberimiz Lut kavminin helak edilme sebeplerini anlattıktan sonra şunu söylüyor. Benim ümmetim buna bir tane ekleyecek. O da kadınların kadınlarla münasebeti olacaktır buyuruyor. Lut aleyhisselamın kavmi 10 sebepten dolayı helak edilmiştir. Benim ümmetim de buna bir haslet daha ekleyecek. Bu hasletlerin on birincisi kadınların kadınlarla birliktelik sağlamasıdır buyuruyor. Var mı kardeşlerim bu ümmetin Resulullah'ın ümmetinde yaşanıyor mu? Maalesef farklı isimler altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah onlara lanet ediyor. Hatta kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki kim erkek erkeğe livatada bulunursa kim kadın kadına bir ilişkide bulunursa onlar öldükleri zaman bakın buraya dikkat edin bu Resulullah'ın bir mucizesidir. Erkek erkeğe ilişkide bulunan kadın kadına ilişkide bulunanlar öldükleri zaman bir sebeple onların kabirdeki olan bedenleri Lut kavminin şu anda bulunan helak edilen bölgeye gömülecektir buyuruyor. Belki zahiren biz göremiyoruz. İşte falanca mezarlıkta gömülü belki bir trans belki bir travesti belki bir LGBT'li falanca mezarlıkta gömülmüş. Ama Allah diyor ki Allah'ın resulü vahiy ile konuşur. Eğer o insanlar livatayla ölürse, tövbe etmeden ölürse, o kadınlar kadın kadına münasebetten, lezbiyenlikten dolayı ölürlerse Allah'ın karşısına bu günahla çıkarlarsa, onlar tövbe etmeden bu hayata gözlerini kapatmışlarsa onların kabirlerindeki o cesetleri Lut kavminin helak edildiği bölgeye gömülecekler. Bu kardeşlerim Allah'ın adaleti şaşmaz. Resulullah'ın emri asla şaşmaz. Ve kardeşlerim bu şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti uyarıyor. Şu anda Lut Gölü'nün özelliklerinden bahsedelim. Lut Gölü'nde kardeşlerim tuz oranı %31 oranla yüksek olduğu için Lut Gölü'nde bitki bitmez. Lut kavminin helak edildiği bölgeden bahsediyor. Orada balık yaşamaz. Orada suyun içerisinde normal yaşayan hiçbir şey hatta e, oraya derler ki Bahrul Meyyit ölü denizi derler. Lut kavminin şu anda helak edilen hatta Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki oradan geçenler onlara baksınlar ve ibret alsınlar. Allah'ın onları nasıl helak ettiklerini görsünler. Ve kardeşlerim bu anlatılan mesele yani yaklaşık milattan önce 1800 yılında vuku bulmuş. Helakın meydana geldikten sonra Sodom ve Gomorra bölgesinde o zamandan kalma tuz yoğunluğu sebebiyle halen de konserve şeklinde kalmış ağaçlar vardır. Hala da. Allah bir mucize olarak o şehrin kalıntılarını ilahi bir azabın Rabbimiz Celle Celaluhu tesiriyle yerin dibine batırmış ve insanlığa oraya, oradaki insanların o şekilde taşlaşmış hallerini o şekilde helak edilmiş hallerini Allah bu insanlığa mucize olarak gösteriyor. Şimdi kardeşlerim Lut kavminin bulunduğu bölge Rum Suresi'nin 3. ayetine geçiyor. Edenel erdo diye geçiyor. Yani yeryüzünün en derin bölgesi. Kardeşlerim bugün birçok yani gölün olduğu yerde yani derinlikleri en çok derin olan yerin araştırmaya göre 100 metredir. Göllerden bahsediyorum. Ama Lut kavminin bulunduğu yer yaklaşık 400 metrelik bir derinliğe sahiptir. Ve Kur'an-ı Kerim oradan Edenel Erd, yeryüzünün en derin yeri olarak bahsediyor. Ve yeryüzünde gerçekten en derin bulunan yerlerden birisidir. Yaklaşık 400 metre bir derinliğe sahiptir. Ve Kur'an'ın buradaki mucizesi de ortaya çıkarak Lut Gölü ve civarında kardeşlerim yani dünyanın deniz seviyesinden en alçak yeri yaklaşık 800 metre yani sanki arazinin yapısı bile baktığımızda arazinin yapısı bile Lut kavminin alçaklığını gösteriyor. Allah onları orada batırıyor, helak ediyor ve bu insanlığa bir örnek olarak gösteriyor. Rabbimiz celle celaluhu Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptıklarından bizleri beri eylesin. Rabbimiz celle celaluhu Lut peygamberin onlara söylediği gibi ben sizin yaptıklarınızdan beriyim dediği gibi Allah celle celaluhu ümmeti Muhammed'de yaşayan Müslümanların, insanların ben Resulullah'ın ümmetiyim diyerek yaşayan insanların Yaşadıkları hayatta eğer bu hasletler varsa Allah onları bu hasletlerden kurtarsın. Allah bu hastalığa düşmüş olan bütün Müslümanlara bir çıkış kapısı nasip eylesin. Rabbimiz bu kıssalardan, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssalardan ibret alıp hayatımızı bu şekilde yaşamayı nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil Fatiha.